Sevgili takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar, şöyle şu biberleri görünce şunları kızartmalık almak istedim. Şöyle toplayayım arkadaşlar sizlerle beraber. Şöyle hem ağacını hafifletmiş olur. Çok güzel tutmuş çünkü. Şu biraz büyük ama onun ağacı küçüktü. Şu doğru olanlardan. Kızartmalık. Anne. Efendim annem. Gel oğlancım. Gel oğlum. Şuradan birkaç biber alayım dedim annem de. Kızartmalık sabah kahvaltısına. Şöyle gelmişken. Biber olmadan olmuyor zaten. Değil mi? Tam mevsimi. Tamam şimdi kızartmalık annem. Gözlemelik. Baksana şöyle taze taze çıtır çıtır böyle. Pıtır pıtır baksana. Şunlar şöyle vallahi bütün bütün. Tam taze çok güzel gözüküyor. Şunlar şöyle baban seviyor. Tazecik. Şurada da. O ne? Şöyle, bu mu? Fıstık. Annenin bu sene fıstıklar hiç olmadı. Çıktığı yerde kalmış. Çıktığı yerde kalmış. Bak orada da var bir tane. Biberlerin arasında. Onu zayıflatır yani. Aslında biberlere tabii zararı olur da. Ellemeyelim bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Doğal ilaç diyeyim artık. Şöyle kireç dökmüş babam. Mikrobu kırılsın diye yerin. Hani yerdeki kurtların, böceklerin ölmesi için. Aslında elimizden geldiği kadar doğalını da yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar yaparsak yapalım illaki ziraattan aldığımız ilaçları da atmak zorunda kalıyoruz yani. Şöyle. Yani o eski şey yok. Eskiden ne dikersen ilaçsız oluyordu. Aynen. Şuradan birkaç daha şöyle tazelerinden alayım onu. Kahvaltıya kızartıverim. Ne güzel kokuyor lan bu. Fesler mi? Fesler. Baksana çiçek açmış. Şu çiçeklerini şöyle kırmak gerekiyor bunu. Yo. Şöyle kırarsan tazeleşir bu. Bunu eğer kırmazsan şey yapar. Gar takır. Tohum olmuyor bunun. Tohum olur annem de. Şimdi tohuma gerek yok. O zaman zaten olur tohum. Şimdi bunu böyle yemeğimize katarız mesela biz. Şöyle aldığımız zaman şöyle şeyini mi? Şeyini mi katıyorsun anlamadım. Yani çiçeğini de katarsın, yaprağını da katarsın şu şekil. Sadecik ya çünkü. Mis gibi de koktu. Bu ağustos böcekler diyorum. Ne zaman duracak diyorum ya. Şikayetçiyim arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Elimden gelen bir şey yok yani. Türkiye'nin en sıcak yerlerinden biri nesin zaten? Antalya, Adana, Mersin. Ya sıcaklığı herhalde Hatta. Ki ağustos bitene kadar inşallah geçer ondan sonra. Şöyle şu bamyeler de alıverim dedim de. Hiç durmuyorlar arkadaşlar. Sabahın 5'inde başlıyorlar. Akşam 9'a. Aynen karanlaşana kadar duruyor. Karanlaşana kadar diye saate baktım annem geçen gün. Saat 9'a 5-15 geçer mi? 9'a 15 kala durdular. Akşam 15 yani 9'da 15 dakika 8'i 45 geçe anca durdular yani. Sabahın 5'inde bu kadar da olmaz ya. Çektiğim videolarda da çok kötü ses çıkıyor bu sefer bunlardan dolayı. Mikrofon gibi bir şey falan yapılabilir de. Mikrofon gibi bilmiyorum onu mu denesek annem ben de bilemedim artık. Yani çünkü çok fazla ses var sen uzakta olursan mesela başka bir çekerse ses o zaman, çok karışıyor biliyor musun? Bir de senin sesini duymak için ses vermeleri gerekiyor. Bu sefer? O zaman da çok fazla rahatsız ediyor. Ben bile izlerken mesela rahatsız oluyorum. Çok çıkıyor aşırı değil mi annem valla? Ama şimdilik yapacak bir şey yok. Mikrofon falan. Yani videoları bile hani biliyorsanız hani az çok her gün atıyordum. Şimdi seyrekleştirdim yani çok sık atamaz oldum. Neden? Rahatsız oluyorum ben kendim rahatsız oluyorum. Evde yemek yaparken bile ya evde hani benim evin pencereleri ahşap pen değil. Rahatsız oluyorum içeriye dahi duyuluyor. Penden geçmiyor ses ama şunu alsın annem. Yine çok fazla ya. Çok fazla bu yıl çok öyle, fazla. Bu kadar fazla hani burada yaşıyor olsalar
Hani alışık olsalar yine çok sıkıntı değil. Hadi ben de yine şeyim tamam da. Yine biz de rahatsız oluyoruz da. Çok rahatsız olmaz. Ama burada yaşamayan birine göre, bu kadar ses duymayan birine göre çok aşırı fazla. Çok fazla annem, çok fazla bu yıl. Gelip bir de ağaç çok olduğundan mı? Ağaç dibine konuyor, onları falan kovalıyorum yani. Kovalamasam zaten iki insanın konuşması daha iyi anlaşılmıyor. O kadar çok yani bu yıl. İnşallah şu acı biberinden de alalım birkaç tane annem. İnşallah Ağustos sonu giderler yani. Adı üstünde Ağustos böceği deniyor ya. İnşallah. Şöyle biber yerlerden. Şu minik olanlar. Poşetimi nereye koydum annem ben? Ben kendim biber yerinin kızartmasını severim. Acılıca. Bütün bütün atarım. Şöyle uç cihazın dili verim sadece. Hani patlamasın diye. Yufka ekmeğe sarıp sarıp yemesi güzel oluyor. Yine düştü annem bir iki tanesi. Oradan alıverim. Şu bamyelerden de birkaç almak lazım. Şuradan bir pişirim olsun hiç olmazsa. Bolca kızarttığımızda. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de çok şükür. Sağlık olarak iyiyiz şu anda. Geçenlerde bir grip atlattık. Şimdi iyiyim çok şükür. Al annem şunu. Sırayla hepimiz azar da olsa grip olduk. Virüs değildi ama gerçi gidip de test yaptırmadık ama o kadar çok kötü değildik yani. Sesimiz gidikti. Hafif öksürük vardı. Kuru öksürük. Al anne. Gel anne. 2-3 biber alalım anne. Kızartmalık dedim. Şöyle. Ha, bayağı aldım. Ha, şuradan aldım. Bayağı yeter bana bu. Şöyle. Ha, poşete kattım.